Eğitimde yenilenme, Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle. Bazılarımız başarısız öğrencilerin sene tekrar yapmasını yararlı bulurken, bu fikir günden güne daha fazla tartışmaya neden olmakta. Peki tekrar mı yoksa devam mı? İşte günün sorusu. Şimdi cevaplara geçelim. Bir eğitim yılını bir defa, belki de birden fazla kez tekrar etmek zorunda kalsanız nasıl hissedersiniz? Uruguay'da bu durum oldukça yaygın. Fakat hükümet soruna karşı yeni çözümler geliştirmeye çalışıyor. Şimdi bu çözümlere göz atıyoruz. Uruguay'ın başkenti Montevideo'da tam bir eğitim krizi yaşanıyor. UNICEF'in rakamlarına göre öğrencilerin %19'u sınıfta kalarak sene tekrarı yapıyor. Bu lise şehir merkezinin 17 kilometre uzağında yer alıyor. Lisede öğrencilerin %30'u sene tekrarı yaparken okul yönetimi sayıyı azaltmak için yeni yöntemlerle ek dersler vererek açığı kapatmaya çalışıyor. Ek ders uygulaması geçen sene başlatıldı. Öğrencilerin çoğu ilgi duyduğu alandan bir öğretmenin dersini seçerek öğrenme motivasyonunu artırıyor. Sanıyorum ki sınıfta kaldıktan sonra diğerlerinin başarısız olduğun sözleri beni incitir. Ayrıca bütün seneyi tekrar etmek, aynı dersleri görmek sıkıcı olacaktır. Amaç daha ileriye gitmek. Bu da hiçbir şey yapmadan, kolları bağlı olarak bekleyerek başarılmaz. Bu nedenle ek derslere katılıyorum. Bu uygulamayı gerçekten sevdim. Daha fazla kendimi geliştirmeme yardımcı oluyor. İhtiyacım olan tam da bu. Her gün olduğu gibi Andrea'nın annesi okula gelip kızını alıyor. Öğretmenleriyle konuşarak kızının sıkıntılarını bir de onlardan dinliyor. Başkentin banliyösünde yer alan bu fakir mahallede sosyal yapı oldukça kırılgan. Öğrencilerin çoğu ek derslerle çalışma tempolarını arttırmaya çabalıyor. Tabii ki her zaman sınıfta kalmalarını engelleyemiyoruz. Çünkü çok fazla eksikleri var. Bizim yaptığımız ise başarısız olsalar da onları okula bağlayacak bir yol bulmak. Ve ikinci seneden itibaren normal şekilde devam etmeleri. Sorunun ciddiyeti Uruguay hükümetinin yöntem değişikliğiyle çözüm aramaya itiyor. Bu programa başlamadan önce öğrencilerin 1/3'ü sınıfta kalıyordu. Bizim amacımız bu sayıyı minimuma indirmek. Tam olarak başaramasak da önemli bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Daha yapacak çok iş var. Sene tekrarı yapmak hala okulda başarısızlığın göstergesi olmaya devam ediyor. Sadece bir ülke bu kuralın ters yönünde hareket ediyordu. Macaristan'da sınıf tekrarı yıllardır aile iznine bağlıydı. Fakat politika değiştirildi ve sınıf tekrarı uygulaması geri döndü. Peki neden? Eskiye oranla ne fark var? Öğrenciler gerçekten buna ihtiyaç duyuyor mu? İzliyoruz. 3 nesildir Macar öğrenciler fizik profesörü Oveges'in televizyon dersleriyle büyüdü. Ülkede 2003 ile 2013 yılları arasında öğretmenlerin öğrencilerini sınıfta bırakma etkisi bulunmuyordu. Fakat bu sene Macar parlamentosu yasayı değiştirerek sınıf tekrarı uygulamasını yeniden yürürlüğe koydu. Yeni düzenleme ile başarısız olan öğrenci ailesine danışılmadan sınıf tekrarı yapacak. Sene tekrar hiçbir şekilde cezalandırma yöntemi değildir. Bu şekilde düşünmek anlamsız. Ne onları incitme ya da gururlarını kırarak sizden hayatta bir şey olmaz demek de değildir. Tam tersine onlara bir şans daha vermektir. Biz size güveniyoruz, bu sefer başarabilirsiniz demektir. 22 yaşındaki David, yıllardır başarısız olduğu için özel bir lisede eğitim görüyor. Dikkat kaybı sorunum var. Kesinlikle ilgim ve isteğim var fakat derslere dikkatimi veremiyorum. Hiçbir şey yardım edemiyor. Bu nedenle normal müfredatlı okullara ayak uyduramıyorum.
Çünkü sınıf tekrarı yapmak çok ciddi anlıyor. Ben bunu çok önemli görmüyorum. Benim için sınıf tekrarı yapmak stres oluşturmuyor. Öğretmenler sınıf tekrarı yaptım diye üzerime gelmiyor. Arkadaşlarım bu nedenle benimle dalga geçmiyorlar. Tam tersi yeni bir arkadaş olarak benimsediler. Herkes yeni düzenleme ile aynı fikirde değil. Çocuk psikoloğu Thomas ve Kerdi sınıf tekrarı fikrine ihtiyatla yaklaşıyor. Roman olsun ya da olmasın, dezavantajlı bir sosyal çevreden gelen öğrencinin ritmi yakalaması için zamana ihtiyacı var. Zaman ve yardıma. Bunun yerine ona ilk senede sıfır not verip sınıf tekrarı yaptırmanın hiçbir yararı dokunmaz. Yeni düzenleme bu yıldan itibaren uygulanacak, sonuçlarını ise gelecek senelerde göreceğiz. Sınıf tekrarı konusu eğitimciler arasında da ateşli tartışmalara neden oluyor. Kimisi bu uygulamanın yanında olurken bir kısmı karşısında yer alıyor. Konuyu iki uzmana sorduk ve onların görüşlerini aldık. Karşıt görüşlü olan uzmanlar bakın neler söyledi. Sol tarafta Şampong Jitradab, sınıf tekrarının lehine bir görüşe sahipken öğrenme stratejileri üzerine uzmanlaşan Alan Sato tamamen farklı bir teze sahip. Bu uygulama neden kaynaklanıyor? Sınıf tekrar uygulamasının en önemli nedeni hiç kuşkusuz değerlendirme sistemimizin başarısız olması. Başarısız öğrencinin sınıfı geçmesine izin vererek onun başarısız olma nedenlerini göz ardı ettik. Öğrencinin ne eksikleri olduğunu sorgulamadık. Böyle bir durumda okuma yazma bilmeyen onlarca öğrenci bir üst sınıfa geçti. Daha sonra açığı kapatmak için ek ders de verilmedi. Yani sınıf tekrarı yapmanın nedenine gelirsek, tabii ki onlarca neden var. Bir tanesi öğrencinin olgunluktan yoksun olduğu kanısıdır. Bu kanı hiçbir şey ifade etmez. Bir çocuğun belirli bir olgunluğa erdiğini kim saptayabilir? Diğer bir neden, çocuğun daha yavaş anladığı. Bu neden de çocuğun kötü bir yönde damgalanmasına ve yeni korkulara yol açacaktır. Bu da çok iyi bir neden değil. Ama sonuç olarak çocuk istenen seviyeye ulaşamıyor. Peki tekrara değer mi? Öğrenciyi sürekli bir üst sınıfa iteleyerek bir sonuç alamayız. Üçüncü hatta altıncı sınıfa gelen bazı öğrencilerin en basit işlemi yapamadıklarına şahit oluyoruz. Bir yerden sonra artık çok geç oluyor. Sınıf tekrarı sadece Fransa'da her yıl 2 ile 2,5 milyar euro maliyete yol açıyor. Bu para ailelerin cebinden çıkıyor. Halbuki 4 milyar euroluk bir proje ile bütün sistemi değiştirebiliriz. Belki de ilkokulda ikinci bir öğretmen konulması daha iyi bir çözüm olabilir. Sınıf tekrarı uygulaması çok ağır bir ceza. Sınıf tekrarı yapan öğrencileri nasıl bir gelecek bekliyor? Sınıf tekrarı öğrencinin karnesinde bir damgadır. Bununla birlikte her öğrenci kendi kapasitesinin farkında. Yani iki seçenekten birini seçmeliyiz. Ya başarısız öğrencinin bir sonraki seneye geçmesine izin vereceğiz ya da yeterli kapasiteye ulaşması için bir sene daha bekleyeceğiz. Bizim amacımız eğitimin niteliğini artırmak. Nicelik bizim için önemli değildir. Sınıf tekrarı yapan öğrenci çok kırılgan bir döneme girer. Çok tehlikelidir bu dönem onun için. Öncelikle üzerindeki baskı artar. Aileler bu seneyi tekrar ediyorsun diye başarı bekler. Öğretmenler daha fazla çaba bekler. Bu dönem öğrenci için yeni bir şans anlamına gelmeyebilir. Belki de okula olan ilgisini kaybetmeye başlayabilir. Yani tehlikeli bir dönem. Sınıf tekrarı bir başarı öyküsü değildir. Tartışmaya sosyal medya sayfalarımızdan katılabilirsiniz. Lehte ve aleyhte görüşlerinizi buradan bildirebilirsiniz. Mesela takipçilerimizden Asmasal üniversite giriş sınavı için notlarını iyileştirmek amacıyla sınıf tekrarını seçtiğini söylüyor. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle.